sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far, in the back of my car lay their bodies. Yeah.
been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. Herkese merhaba arkadaşlar. Zenit Pro EU Scrim'imizin ilk maçı, ilk haritası Erancı'dayız. Hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca uçak rotasyonuma geçeceğim. Sosnov.com Military Base'den Stalbra doğru bir rotasyon görüyorum. Bakalım takımların tercihleri nasıl olacak? Bugün tüm PMSO şampiyon takımları var. Yarınki Dünya Ligi için son antrenmanları takımlarımızın. Bakalım yarınki Dünya Ligi finallerine hazırlar mı? Şöyle bir baktığımda BFC'lerin Sosnovka Military Base adlarını görüyorum. Team Quest'te Sosnovka civarındaki kamp atları alıyorlar. Futbol listin aray spamını atlayıp Nova'ya gittiğini görüyorum. Nova'yı tercih ediyorlar her zamanki mainleri. Team Umbre, eski number one Almanya PMSO şampiyon takımı. Farm ve civarındaki kamp atları alacaklar. Yine Rusya şampiyonu, PMSO Rusya şampiyonu Colina Power ekibi de Mighty Theodore üzülüyor. Yine Team Unique, bir diğer Rus takımımız. Onlar da Mighty Theodore üzülüyor. Inside Games. Kazakistanlı takımımız galiba bu da. Shelter'a doğru üzüldüklerini görüyorum. KYS'ler, Cyber Cartel, UDR Killers ve Nomad Gaming Rozok main'e doğru yöneller. Never Back Down takımı. Benim de üyesi olduğum bir takım, Türk takımı. Reason, Batak bölgesini şaplar, Exploit takımı. Bu arada ilk fight'ımız döndü. ARC'ler Sosnovka'da BFC'lerle fight attı. Hızlıca ARC'lere bir bakacağım. 1 kill skoru elde etmişler. BFC'ler 3 kişi girmişler maça. 1 kayıp verdiler. Sevenlik takımından Reflex, Never Back Down takımından Hoca'yı nakladı. Büyük bir ihtimalle hocanın infazını verecektir. Reflex burada hanesi 1 kill skoru yazdırıyor. Bahsetmediğim bir takım var mı diye bakıyorum. Chicken Hunt takımı Yasna Emeğini tercih etmiş. ASE'den Gucci bu arada. Cyber Cartel oyuncusunu araçla izdi. Şu Rozok main'ine bakayım ya. Rozok main'de çok takım var. Nomad Gaming, UDR Killers ve No Name Türk takımımız burada. Genç arkadaşımız Arvin Aradıcım da maça katılmış. No Name'den Supron şu anda ekranlarımızda. İçin açık oluyorlar. Şöyle bir Sosnovka'ya geçmek istiyorum. Burada sıcak fight var. ARC takımı BFC takımına karşı.
Equalizer'a doğru M16 ile denemede bulundu. EFC oyuncusu biraz hasar aldı. UDR Killers'tan Sandro Rozok main'inde binak vardı. Hemen Sandro'nun ekranına geçeceğim. Nomad'den bir oyuncuyu naklamış. Bu arada Mighty'nin üst kısmındaki kamp atları tutuyorlar. Team Unique. Altlarında da Mighty'da Kutsu şampiyonu Coin'le Power var. No Name'den Knight bu arada binak vardı. K98 ile UDR Killers'tan Nano'nun skorunu çekti orada. Nomadler No Name'den Spur'un nakladılar. Spur'un yanında Sexy var. Sexy'ye doğru bir K98 denedi. Sexy galiba silahın olmadığını farkına vardı. Shotgun'ını çekti. Bu Zerelo'du yerine. Şu anda Revive'ı tercih etti. Aslında oyuncunun üzerine oynayabilir de K98 var sadece oyuncunun. Son anda girmedi granate içeriye. Nikolay'ı naklamayı başardı. Erken Sexy çok kötü oynadı burada. Supron çok sinirlenmiş olabilir. Onayından Arvin bu bölgeye desteğe geliyor. Bu direk Hilistan Sandro Satsura'yı nakladı. İnfazını verdi. Böyle Arvin'in kamerasından bakacağım. Nak infosu var. Revive yapmayı tercih etti. Riski atmak istemedi. Orada Nikola da ayağa kalktı. Arvin'in mermisi var mı şu an? Velod'un attığı kayıp mermisi var. Extended uzun şarjörü de var. Empire'dan bir deneme oldu. Nikola'da da silah yoktu. Arvin burada 2 kill skorunu çekti. Arkasından Arvin UDR Killers'tan Ulysses tarafından nakladıp infazlandı. Onun elinden sadece Knight kaldı. Sexy çok kötü oynadı. Bunun bedelini takım ödedi. Şu anda Knight'in üzerine oynuyor. Bu direk Killers oyuncusu. Knight Focus'u nakladı. Drop shot denedi ama Ulysses o drop shot'ı yemedi. No Name takımını tamamen silmeyi başardılar. Tekrardan Soslonka'ya geçeceğim. BFC ARC fight devam ediyor. BFC'den sadece bir oyuncu ayakta kalmış. Oyuncusu ARC'den bir oyuncuyu naklayıp infazladı. Bu
futbol listesinde bu arada rotasyon attığını görüyorum. Yine Severnik ekibi de rotasyonda. Team Umpre, Almanya şampiyon takımı, eski number one ekibi. En altlarıyla Umpre. Militeri köprü başına doğru gelmişler. Militeri köprü üyesini tutan Team Quies var. Inset Gains rotasyonda. Oyunda Power da rotasyona çıkmış. Team Royce da Severn'i atlamıştı. Türk takımlarından bir tanesi. Rotasyonda belki KS ekibiyle karşılaşabilirler. Birisi oyuncusu var da yine çok az oyuncunun bildiği bu ofisin çatısına çıkmış. Çıkması çok zor buraya ya. Equalizer orayı kolluyor. Random atıyor. Yerini bilmiyorlar bu arada. Exploit'tan Yankee God'a bakalım. Konya Power'ın infosunu almış bu arada. Yine aynı zamanda Chicken Hunter'da rotasyon atıyor. Şu anda yılan spreyine hazırlandı. Orada Tixi'nin hakladı. Gold'a da çok hasar aldı. Axer şu anda smoke'larını kullanıyor. İki arkadaşının haklandı. Exploit ekibinden güzel bir spray geldi. Erken buraya Futbolis dahil oldu. Exploit oyuncusuna bayağı bir hasar verdi. Solkay şu anda ekranlarımızda. Killfit'i takip etmiş galiba. Orada nakların olduğunun bilgisi var Solkay'da. Şu anda kampı atı oynuyorlar. 3 takım var. Tixi de kaydıklara geçiyor. Aksar çok hasar aldı. Domino Power için zor anlar. 3 güçlü ekip şu an bu bölgede. Team Quest'den bir oyuncu, Chicken Hunter'dan bir oyuncuyu nakladı. Sosnovka Military Base köprüsündelerdi onlar. Onlar da bu bölgeye doğru gelmişler. Hemen hızlıca buraya bakalım. Onlar da bu bölgeye çok yakın. Bu arada bir UFC oyuncusu Sosnovka'da bir nak vardı. ARC'den bir nak vardı. Bir UFC oyuncusu tek kalmıştı. Konya Power çok zor pozisyonda kaldı. Sadece bir oyuncu ayakta. Tixi Gonzo'yu da alamayacak büyük bir ihtimalle. Solkay AKM'siyle bir nak vardı. Bir kill skorunu hanesine yazdırdı. Rowan bir infaz verdi. Bir granat yenecek futbolisten Solkay. Drop shot başarılı değil. Burada Solkay'ı kaybettik. Lutz o skoru çekti. Bu arada Exploit ekibini tamamen silmeyi başardı. Futbolist 4 kill skorunu hanesine yazdırdı. Solkay'ı kaybettiler bu bölgede. Nepal'dan Tix'i de aşağı atlamış. Buradan çıkması çok zor. Sıralama oynayacaktır. Tekrardan Chicken Hunter'a dönelim. Arkasındaki kampatta Team Quest var. Unique'den Ahajlu. Bu arada bunun okunuşu analizmiş. Ahajlu çok garip değil mi? Bir nak verdi Ahajlu. Nempis'te bir nak verdi. Inset Games'e fightlar. Nempis ekranlarımızda. Milk Bey yok. Milk Bey'in yerine Lightning girmiş bugün maça. Inset Games tamam mesleği başarılar. Lightning'i kaybettiler bu fight'ta. 4 kill skorunu hanesine yazdırdı Rus takımımız Team Munich. Yoluna 3 kişi devam edecekler. KS'den Gucci bu arada. Severnik ekibinden bir oyuncuyu nakladı. Tamamen infazını verdi. Severnik'ten Reflex ekranlarımızda.
Kalan son 14 takım 39 oyuncu maçımız devam ediyor. ARC'ler sadece bir kişi kalmış, Scorpion. EFC'den de bir kişi kaldı. Sosnoka neyin için fight atmışlardı. Her iki takımın bu işten zararlı çıktı. Bu arada Scorpion köprü başında EFC oyuncusunu bekliyor. Ondan intikam almak istiyor. Takım arkadaşlarını öldürdü çünkü. Bu arada iyi cover'a geçti. Bakalım Scorpion rush'lıyor şu anda. EFC oyuncusu çok hasar aldı. Sevenlikten refleks bu arada. Bu direkt killersan Sandro'yu nakladı. Erken ARC Scorpion burada EFC oyuncusunu infazlayarak EFC ekini tamamen sildi. Konya Power'dan Tix bu arada karaya çıkmış. Demin 3 takımın arasında kalmıştı. Konya Power'dan sadece Tix hayatta zaten. Chicken Hunter'dan bir oyuncuyu naklamış bu bölgede. Bu arada Chicken Hunter takım arkadaşlarını salmışlar. Şöyle alalım bakalım. Team Royce Türkiye ekiplerimizden bir tanesi Potinki'de. Kampı atı almışlar. Yine Team Unique burada. Moscow 5 iki burada. Bir diğer Rus takımımız. Bu polis de bu bölgeye yakın. Kampı atı almışlar. Buğday tarlasındaki kampı atı almışlar. Seven ekibi de bu bölgede. Hemen hemen tüm takımlar alanda yerini almış. Eski number one Alman şampiyonu yeni adıyla Team Ubre. Onlar da Perzi kaybetmişler. Yollarını 3 kişi devam ediyorlar. Koçinki'nin alt tarafındaki kırmızı kampı atı almışlar. 37 takım 13 oyuncu maçımız devam ediyor. Tix'i bu arada infaz verdi. Bu arada çıkan altından bir oyuncu daha yakalamış Tix'i. Toplamda 2 kill skorunun sahibi oldu. Hemen hemen tüm takımlar güvenli alan içinde. Futbolist alanda değil. Team Royce güzel dağılmış. Team Quest'ten Senya ekranlarımızda. Team Royce'da eski Smurga lideri Jetgil var. Daha yeni dikkatimi çekti. Görmemiştim. Oskicim. Jetgil burada bir nak vardı. Arkasından Team Unique'den Ahajlu yine 14 ile double headshot attı Jetgil'e. Yeleği de bir hasarlı.
Lutfu biraz kötü Jetgil'in. Team Roysan Rabbit bu arada. Bir nakbar da Team Koesan Ahajlu. Jetgil'i tekrar nakladı. Rabbit de burada naklandı. Şöyle Ahajlu'nun açısından bir bakalım. Güzel vuruyor. Ya da Frozen'i mi desek? Benim favori oyuncum Team Munich'teki. 5 parmak oyuncusu. Ama hakkını veriyor gerçekten 5 parmağın. Ajlu seri mini 14 atışı yapıyor. Galiba o anı bir görmek istiyorum. Team Upre'den Holz KS'den bir oyuncuyu nakladı. Kar98 ile bir headshot attı. Futbolistan Lutz vardı, bir nak vardı. Hızlıca Lutz'a bakalım. Raum naklandı. Çok hasar aldı Raum. Şey Lutz pardon. Chicken Hunter oyuncusu bu arada Raum skorunu aldı. Lovazin de nak durumda. Lutz için zor anlar. Zor bir pozisyonda kalmış. Arkasından da UDR'de Killers'dan Pokus geliyor. Moscow 5'ten Bronzberg bu arada bir nak vardı. Ve hızlıca Moscow 5 ekibine geçeceğim. Pardon. Cyber Kartel ekibiymiş bu. Son 11 takım 28 oyuncu maçımız devam ediyor. Chicken Hunter bu arada alan dışında kaldı. Biraz drone kamerasında kalacağım. Her yerde atışma var. Uzak fightlar dönüyor. Bu arada spesiyel. Team Royce'den spesiyel. Holtz'un çıkışını tutuyor. Never Back Down takımına bakalım, bir diğer Türk takımımız. Onlar da daha çok sınır oynamayı tercih etmişler. KS'ler bu arada poşin kitlesini almışlar. Şöyle spesiyele bakacağım. O da çok zor bir pozisyonda kaldı. KS'ler buradan çıkışına izin vermeyecektir. Never Back Down'dan SRC bir nak vardı. Oyun alanı kapanmaya başladı. KS'ler çok avantajlı. Yine Team Royce da avantajlı ama spesiyel için bir sela okumamız lazım galiba. Derken spesiyel kaybettik. Jetgil bir nak vardı. Jetgil'e bakalım.
Kıyamet kopuyor ya şu anda. Team Unique de alan dışında kaldı. Erken sever gibi Team Unique tamamen silmeyi başardı. Son 6 takım 15 oyuncu. Team Royce'un konumu çok güzel. Burada kendiyi kullanıyorlar. Yine güvenli alanın içindeler. Never Back'tan da Kalse kalmış sadece. Bakalım günün ilk maçını kazananı kim olacak? Erken KS'ler Team Royce tamamen silmeyi başardılar. Son 5 takım 11 oyuncu. Team Quest oyuncusu DP Spray'ini başlattı. Türk takımlarımızdan sadece Never Back Down'dan Kalse kaldı. O da yılanlıyor şu anda. Son 5 oyuncu, 3 takım. Bakalım kim kazanacak? The Quest, Team Quest, Severnik ve Never Back Down takım var. Kalse otun içine girmiş. 2-2-1 kaldılar zaten. Buradan 1000 bile getirebilir. 2-1 kaldı şu anda. Bir nak vardı arkasından Kalse'yi infazladılar. İlk maçımız sona erdi. Günün ilk maçını kazanan Severnik ekibi oluyor. İkinci olan Never Back Down. Üçüncü olan Team Quest oluyor. Kısa bir ara veriyoruz arkadaşlar. Aradan sonra görüşmek üzere.
friends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you.